Gittik bir serum taktırdık. Vallahi iyi ki taktırmışım serumu. Tekrardan cana geldim. Arabada tam dinlenme esnasına geçmiştim. Ekip arkadaşlarım, abi sen biraz dinlen. Biz sana bir şey olursa haber veririz dediler. O arada canlı var sesi gelince hemen giyinerek tekrardan enkaza geçtik arkadaşlarımızla. Ve iyi bir koordinasyonla çok kısa bir sürede Adnan'ı bulunduğu noktadan aldık. İçeride ne yaşadınız? Konuşmalar nasıl geçti? Vallahi içeride konuşmalar, evet, Adnan'la iletişim halinde çok güzel konuşmalarımız oldu. Burada ekip arkadaşlarımızdan ilk Ethem kardeşimiz onu tespit etti. Yani nasıl işte dinleme yaparken bu bizim için çok önemli. Dinlemede en ufak bir ses aldığın zaman artık onu değerlendirmek lazım. Ethem'in aldığı, yani Ethem kardeşimin aldığı bir sesle tekrardan dinlemeyi hızlandırdık ve birkaç noktadan Adnan'ın sesini duymaya çalıştık ve güzel iletişim sağladık. O iletişimin sonucunda da birkaç yerden müdahale ile almayı hedefledik. İki yer hedefledik. Bir üstten giriş, bir yandan giriş hedefledik. Sonrasında da en doğru noktanın çalışmalar sırasında yan taraftan girerek direkt almak oldu. Neden? Çünkü Adnan ayaktaydı, yürüyebiliyordu ve hareket edebiliyordu. Bizim ışık tuttuğumuz noktaya doğru yürüyünce, onu görünce daha çok ümitlendik ve çok kısa sürede enkaz içinden Adnan'ı aldık. Aşağıda çeşitli konuşmalar geçmiş, kendi idrarını içmiş, namaz kılmış. Evet, bunları da bize anlatırsanız. Bize söylediği şuydu, abi burada sizin çalışmalarınızın hepsini duyuyordum, size ses veriyordum ama demek ki sesim gelmiyordu, bize ulaştıramıyordu demek ki sesini. Çünkü enkazda diğer canlıların da sesi geliyordu o arada. Bunları bize söyledi ve o süre içinde hiç hayattan kopmadığını, namazını kıldığını, hatta son artık susuz kaldığı anda da kendi idrarını içerek hayatta kalmayı hedeflediğini söyledi. Bizi çok mutlu etti. Vallahi yani ümit kesilmiyor. İşte yani umutla yaşamak en güzel şey. Apartman 5 katlı. İlk 3 katı yani sağ tarafa kalan cephemde apartmanın bir bodrum kısmı var. O bodrumdaki galerilerin olduğu yerde, yani o boşlukta kendine bir yer bulmuş. Yanında yanılmıyorsam konuşmalarımızda bir masa olduğunu söyledi. O masanın etrafında oturduğunu, hatta bizim çalışmalarımız sırasında da kendisine zarar gelmesin diye, hani enkazda yapılan çalışmalar sırasında hep kendisini bir noktaya çekerek koruduğunu anlattı. Bu da güzel bir çalışma. Yani bu konuda bilinçli olması da bizim işimize yaradı. En azından o çalışmalar sırasında da kendini korumuş. Tamam, biz enkazdan bugün Adnan'ı çıkarttık, hayata kavuşturduk ama Adnan'ın hayata kavuşmasında bir takım çalışması var. Eğer o takım çalışması olmazsa zaten Adnan kesinlikle hani o enkazdan çıkamazdı. Bu inanarak ve bir takım çalışması inancıyla hareket ederek olan bir çalışma. İnşallah bundan sonra böyle bir afet yaşamayalım. Ama yaşadığımız zaman da şunu unutmamak lazım ki el ele vermediğimiz sürece hiçbir şey olmuyor.